Altın Rehber programından merhabalar sevgili seyirciler, Mardin'deyiz. Mardin'de yine çok genç bir girişimciyle birlikteyiz. Kendisi kuru yemiş ve şekerleme alanında öne çıkan bir esnaf İbrahim Bey ile birlikteyiz. Tabii hediyelik eşyalar da var. Aslında Mardin'e geldiğinizde yanınızda bir şeyler götürmek istiyorsanız mutlaka İbrahim Bey'e uğrayın. Çünkü arayacağınız her şeyi bulabileceğiniz şeyler var. Hem yiyecek olarak, kuru yemiş olarak hem de hediyelik eşya olarak çok şık şeyler var. Tüm bunları aslında İbrahim Bey ile konuşalım. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İbrahim Bey, öncelikle hem sizi tanıyalım hem de Babil Kuru Yemiş dedik ama böyle firmamızın bir öyküsünü kısaca alalım. Tabii, ben İbrahim Güneş, Babil Kuru Yemiş Şekerleme'nin sahibiyim. Biz bunu aslında çocukluktan beri yapıyoruz. Özellikle bizim burada yetişen mezruna üzümü ve cevizden, biz özellikle cevizi sucuk öne çıkıyor. Oradan yola çıkarak kuru üzüm, pestil, oradan biz çocukluğumuzdan beri bunu yapardık zaten, evlerde hala yapılır. Oradan yola çıkarak ondan sonra bunu geliştirdik. Kuru yemiş, badem şekerine dönüştürdük. Nohutlarımız, leblebimiz meşhurdur. Çorum'da bilinir ama Mardin leblebisi apayrı bir güzeldir. Özellikle badem şekerinde iddialıyız. Ondan sonra bakır işçiliğimiz var. O gayet güzel. İbrahim Bey, Mardin'deyiz dedik. Mardin'e gelenler sizi nasıl bulabilirler? Eski Mardin'e geldikleri zaman Cumhuriyet Meydanı dediğimiz bir yer var. Orayı geçtikten hemen sonra bir 50 metre yukarıda sol tarafta kalıyor yerimiz. Zaten büyük bir dükkan. Babil Kuru Yemiş Şekerleme de geçiyor. Yerimizde kuru yemiş, şekerleme, kuru kahve. Özellikle kuru kahvemiz meşhurdur. Dibek kahvesi, 7 karışım kahvemiz. Herkese öneriyoruz. Ondan sonra hediyelik eşyalarımız, bakırlarımız, kuru yemişlerimiz, badem şekerimiz. Taptaze olarak biz bunu hizmete sunuyoruz. Şimdi bakır işçiliği dedik. Bakırda neler var? Böyle tek tek anlatalım. Bakırda bizim kullandığımız sürahiler, maşrafalar, ondan sonra fincan takımları, ondan sonra kızı isteme olaylarında kullanılan tepsiler. Onun dışında kuru yemişlerde özellikle leblebi, çekirdek, kavun çekirdeği, karpuz çekirdeği. Burada bayağı iyi yani, badem şekeri, çiğ badem. Burada badem yetişiyor zaten. Cevizimiz güzel. Bundan cevizli sucuk yaparız. İsterseniz göstereyim mesela cevizli sucuğu. Tabii birazdan onları göstereceğiz. Şimdi sizin en büyük özelliğiniz de bu ürünleri nerede, hangi yörede en iyiyse gidip gözlemleyip ona uygun mu üretiyorsunuz ya da oradan mı alıp getiriyorsunuz? Nasıl yani, ulaşıyorsunuz? Bizde olmayan ürünleri oradan getiriyoruz. Mesela Antep fıstığı veya fındığı gidip buluyoruz. Ordu'nun veya Giresun'un iyi fındığından veya Antep'in Urfa'da yetişen veya Siirt'ten fındığını, fıstığını getiriyoruz. Ama bizde genellikle çoğu burada yetişiyor. Burada yetiştiği için genellikle buranın üretimi oluyor. Yani üretim bize ait olduğu için direkt buranın ürünü. Direkt organik yani. İbrahim Bey, az önce cevizli sucuktan bahsettik. Aslında birkaç yörede de önümüze çıkan bir ürün ama sizde biraz daha farklılık var değil mi? Nasıl ki, yapıyoruz? Elazığ yöresinde veya Gümüşhane yöresinde öne çıkıyor da bizim buraya bizim farkımız şu. Cevizlerimiz toplanıp tane cevizi olarak ipe geçirilir buradaki kadınlar tarafından. Ve bunu ipe geçirdikten sonra bulamaç hazırlanır saf üzümden. Ve bu sadece bulamaça bir defa bandırılıp çıkarılır. Özelliği, şeker hastaları dahi tüketse herhangi bir zarar dokunmaz. Çünkü doğal, saf üzüm olduğu için tam aksine faydalıdır. Ve bu ürünlerimizi tavsiye ederiz. Doğal yollarla yapıyoruz. Kesinlikle. Hem ürünü doğal yerden kesinlikle alıyorsunuz dalından, hem de yapımı çok doğal. Tabii ki doğal ve hiçbir katkı maddesi yok. Su, şeker, glikoz, herhangi bir katkı maddesi yok. Kesinlikle %100 doğal ve natürel. Badem şekerleriniz de çok öne çıkıyor badem değil mi? O bunları nasıl yapıyoruz? Badem şekeri, Mardin'de yetişen badem ağaçlarımız var. Bademler toplandıktan sonra badem şekerimiz özelliği iri badem ve badem kavruluyor. Ondan sonra az bir şey şeker serpilir. Yani içinde herhangi bir katkı boyası falan kullanmıyoruz.